Harp okuluna girdiğimizde girmeden önce namaza başlamıştım. Fakat orada çok farklı bir dünya ile karşılaştığımızda oldukça da şaşırmıştım. Fakat bir gün yine benim kendi hemşerim olan bir takım komutanı bizi karşısına aldı. Eline Amerikan talimnamesi, piyade talimnamesini aldı. ST-710B adı olan talimname. Harbiyeliler harp okulundaki merkez binayı göstererek, burası sizin kıbleniz, bu kitapta sizin Kur'an-ı Kerim'iniz diyebiliyordu. Tabi Osmanlı bir asker devletiydi. Osmanlı'da sivillere başıbozuk denir. Yani üniforma giymeyen anlamında. Mesela bir tabur mevcudu sayılırken zabitler, erbaşlar sayıldıktan sonra şu kadar da başıbozuk diye bir sayım gerçekleşirdi. Tabii iyi gelenekler alınmadığı için bu Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne de geçti. Ve sürekli bize şunu derlerdi: bu sivillere güvenilmez. Siz harbiyeliler, geleceğin teğmeni, geleceğin generali, geleceğin genelkurmay başkanı, geleceğin cumhurbaşkanısınız. Yani bu ülke askeri bürokrasinin tek başına sahip çıktığı, kendisinin kurduğu, kurtardığı bir ülke olarak gördükleri için tüm tasarruf yetkisinin kendilerinde olduğunu düşünürlerdi. Ve bu asker devleti özelliği dolayısıyla hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde askeri bürokrasi karşısında etkin, kendine güvenen, üreten, verimli, sivil bir bürokrasi hiçbir zaman olmamıştır. Bunun altının çizilmesi lazım. Tabii biz Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğuyla ilgili sahih kaynaklara da bakmamız gerekiyor. Anadolu'nun, Müslüman Anadolu halkı, Türküyle, Kürdüyle ve diğer unsurlarıyla bu ülkeyi hiçbir zaman yönetmediler. Niye yönetmediler ya da yönetemediler sorusunun da cevabını baktığımda bugün biz çocuklarımızı Sarıkamış'ta kaybettik. Osmanlı-Rus Harbi'nde kaybettik. Çanakkale'de kaybettik. Yemen'de kaybettik. Galicia'da kaybettik. Balkan Savaşları'nda kaybettik. Lisede okuyan çocuklar cepheye gönderildiler. Hatta belki de silahı boyundan büyük ortaokul çocukları bile belki cepheye götürüldüler mecburiyetten dolayı. Anadolu'nun Müslüman halkı okumuş yazmış çocuklarını kaybettiğinde Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma iradesi de muhtedilere düştü. Kimdi onlar? 1492'de İspanya'dan Türkiye'ye getirilen Halil İnalcık Hoca'nın kitabındaki söylemle söylüyorum. 100 bin civarında Yahudi Türkiye'ye getirildi. Bunlar Selanik, Edirne, İstanbul ve İzmir'e yerleştirildiler. Tabii bir devlet kurmak, bir idareyi tasarruf yapılabilecek bir memleket kurmak kolay bir iş değil. Bizim bunları kuracak kadrolarımız eritilmişti. Ve Türkiye'de de bunu yapabilecek bir tek ekip Sabetay Sevi dediğimiz kişinin ekibiydi. Onlara Osmanlıca işte müftedi dönme deniyor malum. Tabii ki okuyanlar, yazanlar, üretenler onlardandı. Tabii bu bizim 28 Şubat'a bakabilmemiz için buraları daha çok görmemiz gerekiyor. Buraları görmediğimiz takdirde 28 Şubat'ı
anlamamız da mümkün olmaz. Ve bugüne kadar da yeterince de bu konunun anlaşıldığı kanaatinde de değilim. Zaman zaman özellikle o dönemden bu döneme, yani 28 Şubat'ı konuşuyorsak, konuştuğumuzda darbenin halka karşı, Müslüman halka karşı yapıldığı kanaati vardır genellikle. İşte tanklar yürütülmüştür. Bir takım fadimeler, kalkancılar, roller verilmiştir. Bunlar hatta namaz üzerine, başörtü üzerine, sakal, sarık üzerine senaryolar yapılıp darbelerin meşru hale getirilmeye çalışıldığı ile ilgili algıları biliyoruz. Hatta bu 28 Şubat'a postmodern darbe denmesinin sebebi diğer darbelerden biraz daha farklı olması dolayısıylaydı. Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan toplantı sonrası hükümetin istifa ettirilmesi, orada alınan kararların imzalatılması süreci vardı. Bir Osmanlı varisi bir ülke, İslam coğrafyasına güvenlik şemsiyesi oluşturmuş bir Osmanlı üzerine gelen bir ülkenin başıboş bırakılması mümkün değildi. Yani toparlayacak olursam, darbe kime karşı yapıldı sorusunun bugün tekrar konuşulması gerekiyor. 1492'de 100 bin kişilik nitelikli kadroyla Türkiye'ye gelip bir ülke kuranların amaçları, İttihat Terakki'nin nasıl kurulduğu, hatta 1826'da Vakayı Hayriye olayında Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasının farklı farklı etkenlerini de düşünecek olursak, aslında bu Türkiye'de Yahudi cemaatiyle, ki Sabetayist dediğimiz grupla, Ermeni ve Rumlar da Osmanlı bürokrasisini oluşturdukları için bunlar arasındaki bir mücadele tarafının da olduğunun altını çizeyim. Fakat bu konu çok uzun bir konu. Ama burada Anadolu Müslüman halkı nereyi doldurmuş? Onlar kendi aralarında bir iktidar yönetim mücadelesi yapmışlar. Ülkenin sahibi olma noktasında kendilerini öne çıkartmak için birbirlerine de operasyon yapmışlar. Fakat halk olarak biz, Anadolu'nun Müslüman halkı olarak biz sadece piyon olarak kullanılmışız. Yani onların esas derdi kendi aralarındaki iktidar mücadeleleri içerisinde de bizi kullanmaktan ibaret olmuş. Ama dediğim gibi bu konu çokça aslında tartışılması, konuşulması gereken bir konu. Osmanlı kendi tebaasındaki Hristiyan çocuklarını devşirerek bunları genellikle hem bürokraside kullanmış, çok zeki olanlarını, önemli bir kısmı da Yeniçeri Ocakları'nda asker olarak kullanılmışlar. Öyle bir hal olmuş ki Cumhuriyet'le beraber bir meşruluk, gayrimeşruluk savaşı başlamış. Meşru olan nedir, gayrimeşru olan nedir sorusuna baktığımızda da ki bütün Türkiye'de yapılanların çoğu darbedir, bir tek ihtilal vardır. Bunun da altını çizeyim. Bu da ayrı bir konuşmaya kalsın. Ve Türkiye'yi kuran bu iradenin ana unsuru, ana fikri İslamofobinin merkez ülkesinin Türkiye olduğu gerçeği üzerine kurulan bir ülke inşa edilmiş. Ve namaz, oruç, kültürel değerler, Müslüman halkın kültürel değerleri dahil olmak üzere bunlar aşağılanmış, yok sayılmış, itibarsızlaştırılmış. Dolayısıyla Müslümanlar üzerinden İslam itibarsızlaştırılmış. Yoksa Çanakkale'de yüz binlerce şehit verdiğimiz savaşın sonrası, savaştığımız ülkelerin
felsefelerini, ideolojilerini, hatta giyimlerini, kuşamlarını, kültürlerini buraya taşımışız. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Bu kadar savaşı niye verdik? Bu kadar şehidi niye verdik? Tabii burada bana da sorulan soruların bir tanesi de şuydu yani. Niye namaz kılıyorsun? Eşin niye örtülü? Niye eğlencelere gelmiyorsun? Diyerek somutlaştıran sorularla karşımıza çıkıyorlardı.